birkaç soru soruldu. Onların cevaplarını kardeşlerime söyleyivereyim. Bir kardeşimiz sormuş ki, vesveseden kurtulmam için ne yapmam lazım? Evde televizyon olması mahsuru var mı? Vesveseden kurtulmak için abdestli gezmenin faydası vardır. Abdestli gezen insanın şeytan yanına sokulamaz, vesvese veremez. Kur'an okumanın, zikrullahla meşgul olmanın faydası vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve zikrullah manevi kalelerdir. Bu kalelere sığınan insanlara şeytanın zararı olmaz. Kur'an-ı Kerim'in çok aşinası değilse kul huvallah, kul euzu birabbil felak, kul euzu birabbin nas sureleri de vesveseden kurtulmak, şeytandan kurtulmak için özellikle indirilmiş koruyucu sureler olduklarından onları okusun. Evde televizyonun olması birçok kimse için mahsur teşkil etmektedir. Çünkü içindeki programlar sabahtan akşama meşgul ediyor. İlim öğrenmesine, irfan öğrenmesine, dinini öğrenmesine büyük ölçüde mani oluyor. Elbette faydalı şeyler de vardır televizyonun içinde. Mesela o belgesel filmler var. Efendim dünyanın muhtelif yerlerini gösteriyor. İlme ait şeyler var. Efendim tahsil için, açık öğretim için olan yayınlar var. Demek ki televizyonun bizzat kendisinin olmasının mahsuru yok da günahlı şeyleri seyretmek mahsurlu olmuş oluyor. Onun vesvese hasıl etmek bakımından da, feyzin gitmesi bakımından da zararı olur. Günaha bakan insan bu günahın zararını çeker. Güle güle günah işleyen insan ağlaya ağlaya cezasını çeker. Bu bir kaidedir. Hepinizin bildiği bir şeydir muhterem kardeşlerim. İkincisi, benim size sormak istediğim mevzu şudur ki, insan acaba nefsini tam olarak hayıra, güzele yönelik amellere itebilecek efendim meta nedir? Allah'a yönelebileceği en güzel yol nasıl olmalı? Muhterem kardeşlerim, tabi bu hayatımızın gayesidir. Bu sorulan şey oyuncak değil, teferruat değil, hayatımızın gayesidir. Hepimiz iyi yola yönelip Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak istiyoruz. Hayatımızın amacı bu yani. Çok önemli bir şeydir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümek lazımdır. Onun dışındaki yollarda yürününce ne maddi ne manevi hayır ve feyiz olur. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümek lazım. İnsan Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyünce, Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyünce ölse şehit olur. Kalsa şehit sevapları alır. Yani yüzlerce şehit sevabı olur. Onun için Kur'an'ı öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyacağız, öğreneceğiz, uygulayacağız. Görüyorsunuz, hayatın her konusuyla ilgili emirleri var Peygamber Efendimiz. Ben mahsustan böyle çeşitli konuları ihtiva ettiği için bu kitabı okuyorum. Bazen şu konu geliyor karşımıza, bazen bu konu geliyor. Görsün cemaat, bak bu hazinenin içinde her şey var. Burada her türlü gıda var. Ruhun gıdası var, bedenin gıdası var, ailenin gıdası var, cemiyetin gıdası var, gencin gıdası var, yaşlının gıdası var. Herkese faydalı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in yolunda Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, tefsirini okuyarak yürümeli, hadis-i şerifleri okuyarak yürümeli, ahlakı güzelleştirmeye dikkat etmeli. Zikir ile ahlakı güzelleştirme, tezkiye-i nefis çalışmasıyla efendim çalışmalı ki bu şey kolay elde edilen bir şey değil. Elde edildiği zaman da insanın hem dünyasını hem ahiretini mutlu eden şeydir. Kısaca, belki unuturlar sözümün çok olmasından dolayı, insanların akılları farklıdır. Bu soruyu soran kardeşime söyleyeceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim okusun, birkaç ayet okusun. Ve o anladığı, o öğrendiği ayetleri uygulasın. Her gün birkaç hadis-i şerif okusun. Bak, Diyanet İşleri Başkanlığı kitabının çok çok bastığı ve ucuz olan bir Riyazü's Salihin kitabı var. Onu alsın, birer sayfa, ikişer sayfa her gün okusun, okuduğunu uygulasın, tatbik etsin. Okusun, okuduğunu tatbik etsin, uygulasın, kurtulur. Her türlü derde yavaş yavaş çareler gelecek. Yani ilim yolunda olduğu için sevap alır. Ayetleri, hadisleri okudukça bilgisi artar, uyguladıkça Allah'ın kendisinden hoşnutluğu artar,
Böylece efendim hem de gerçekleri öğrenmiş olur. En güzel yol bu. Piyasada satılan tavukların hangileri yenilir? Şimdi herhangi bir hayvanın yenilebilmesi için onun besmele ile kesilmesi lazımdır. Besmele ile kesilmezse yenmez, murdar olur. Mesela sadece domuz eti murdar değil, başka etler de murdar olur. Neden? Besmele ile kesilmedi de ondan. Şimdi uçağa biniyoruz biz, Alman uçağına, Lufthansa gidiyoruz. Bize bir şey geliyor, efendim bu yemeğinizin içinde domuz eti yoktur. Domuz eti olması kâfi değil, olmaması kâfi değil. Ayrıca kesimin besmeleyle olması, İslami usulle olması şarttır. Yoksa murdar olur. Hayvan çayıra otlasın diye bağlanmıştı, dolaştı ipliği, gezerken boynuna dolandı, boğuldu hayvan, öldü. Boğularak ölen hayvanın eti haram olur, murdar olur. Kesti ona sahibi, yedi, konu komşuya verdi, yedirdi. Olmaz. Yiyemez, yediremez. Yani İslami usul ile olmadığı zaman haram oluyor. Tavuk da böyledir, koyun da böyledir, sığır da böyledir. Onun için İslami usule uygun kesilmesini, garantisini bulmak lazım, sağlamak lazım. Eğer bu sağlanmamışsa gözünün önünde kestirsin. Eskiden tavukçulara şu tavuğu beğeniyorum diye gidilirdi. Şunu beğendim, tamam. Kes şunu, tırt orada keser, yolardı filan. Evde bir ütülemesini vesairesini yapar, şey yapardı. Eğer ithal ise, Allah adına kesilmemişse, besmeleyle kesilmemişse, murdar ise yenmez. Piyasada tabii lalet dayı bir şeyden almak, lalet dayın bir yerden almak, bu tehlike ihtimali olduğundan takvaya uygun değildir. Takva nedir? Şüpheli şeyden kaçınacak insan, araştıracak biraz haram mı helal mi olduğuna dikkat edecek. Biz de gıdamızın haram mı helal mi olduğuna dikkat edelim. Bildiğimiz yerden alalım, tanıdığımız müesseseden alalım. Bu bir. Eğer tavukların kesimleri hakkında bilgimiz yoksa yenir mi? Şimdi tavukların kesimleri hiç bilinmiyorsa tabii şüpheli olmuş oluyor. Şüpheliden kaçınmak takvanın esası olmuş oluyor. Kaçınması uygun olur. Mecburiyet varsa, mecburiyet olmuşsa, yani bizim şöylece diyebiliriz ki efendim bazı müesseseler umumiyetle dikkat ediliyor. Türkiye'de de mesela ben Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü ile görüşmüştüm. Eskisi arkadaşımdı. Tanıdığımız kimseydi. Yani biz kasaplarımıza besmele ile kestiririz filan diye söylüyorlardı. Yani Türkiye'de umumiyette bu bilinen bir şeydir. İnşallah öyle iyi kesilmiştir filan diye siz besmele çekip mecbur kalmışsanız belki yiyebilirsiniz. Ama takva nedir? Şüpheliden kaçınmaktır. Kaçınırsanız, garantilisini bulmaya çalışırsanız daha iyi olur. Yani size şöyle deseler, bak şurada iki tane köprü var. Şu tarafı yeni yapıldı ama bu köprüden gidersen biraz dolaşacaksın, yarım saat yolun uzayacak. Şu köprü eski köprüdür ama çökme ihtimali var dediler mühendisler. Onun için bu yeni köprüyü yaptılar. Bunun üstünden kimse geçmiyor, çökebilir. Bazı yerleri çatlamış. Şimdi sen kamyonunu bu şeye sürer misin? Bu köprüye sürmezsin. Ya çatlarsa, ya çatlağından köprü yıkılırsa diye yarım saat dolaşmaya razı olursun, çürükten gitmezsin. Tabii İslami işlerde de böyle sağlam olan taraftan, çürük olmayan taraftan gitmek iyidir. Her hükümdarın kutsal bir arazisi vardır diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte. Allahu Teala Hazretlerinin de kutsal sahası, kimsenin girmesin diye çevirmiş olduğu saha haramlar sahasıdır. Kim bu sahaya girerse efendim tabii Allah cezalandırır. Yanına yaklaşırsa, sürüsünü bu sahanın yanına yaklaştırırsa belki içine girme tehlikesi mevcut olur. Hududa yakın sürersen şeyi, sürünü, karşı taraftaki Bulgar askeri belki kurşun atar. Yunan askeri belki kurşun atar. En iyisi hududa bile yaklaşmamaktır. Bilmem anlatabildim mi? Buna dikkat etmeye gayret edin. Eğer askerde isek ve haftada bir böyle bir yemek çıkıyorsa
ne yapmamız lazım? İlk önce mutfaktaki insanlara falan gidip bunun nasıl olduğunu sorarsınız. Nereden geldiğini, ne yolda şey yapıldığını sorarsınız. Efendim bilgi alırsa, müsbet bilgi olursa yersiniz. Menfi bilgi olursa o yemeği yemezsiniz. Menfi ise kesilmiyor, aldırılmıyor. İthal, bilmem ne, şunu bunu olabilir yani. Bilginize göre hareket edersiniz. Bir kardeşimiz daktilo ile itinalı sorular şey yapmış. Efendim önceden hazırlamış. 4 soru soruyor. 1. Taklit midir yoksa taktik midir? Bazı din görevlileri ve de TRT'de yapılan mevlüt uyutmalarında yapılan dualarda bazı kuvvetlere dualar yapıp bize de amin dedirtiyorlar. Dolayısıyla yapılan ibadetimiz küfür olmuyor mu? Şimdi ibadet küfür olmaz bir kere. Yani ibadet ibadettir de insanın niyetiyle olduğu için şeydir. O orada diyor ki efendim çok güzel şeyler söylüyor da birkaç tane de belki onun hoşuna gitmeyen şeyi söylüyor. Küfür olmaz. Yani eğer yanlış bir şey varsa o yanlış şeye tabii iştirak etmeyebilir. Yanlış bir şey varsa. Şeye gelince yani bazı kuvvetlere dua yapılıyor diye kastettiği eğer askeri kuvvetler filense tabii muhterem kardeşlerim ben kendim yani şu soru hakkında cevap verirken kendimden misal vereceğim beni affedin. Ben yedek subaylığa giderken şöyle bir vakitte çıktım evimden. Akşam yemeğini yiyip geç gitmedim. Bir saat önce asker ocağına gideyim de sevabım daha çok olsun diye. Muhterem kardeşlerim. Yani yemeği beklemedim. Aç karnına gittim. Orada aç durayım ama bir saat önce orada olayım diye gittim. Asker ocağı bereketlidir. Mübarek bir ocaktır. Yani bunu böyle kesin olarak bilin. Askerlik, asker ocağı mübarek bir şeydir. Ben bunu herhangi bir kimseye yağ çekmek için de söylemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki göze cehennem ateşi değmeyecek. Bir, hudutlarda düşman gelmesin diye bekleyen bekçinin gözüne cehennem ateşi değmeyecek. Cennete gidecek. İki, Allah korkusundan tenhalarda zikredip ağlayan insanın efendim gözüne cehennem ateşi değmeyecek yani cehenneme düşmeyecek. Onun için nöbet tutmak sevaptır. Cihat etmek sevaptır. Müslümanları korumak sevaptır. Müslümanların hududun gerisinde rahat rahat ibadet etmesini sağlayacak efendim bir hizmette olmak sevaptır. Bu askerlik mesleği de aynı şekilde sevaptır. Meslekte bir kusur yok. Meslek cihat mesleğidir, sevaptır. Ama içlerindeki yöneticilerin, efendim bir takım kişilerin kendi zihniyetlerinde eksiklikler, kusurluklar olabilir. Allah ıslah etsin. Ocak güzeldir. Yani camiye gelen insanların bazısında bazı kusurlar var. Cami güzeldir. Cami güzeldir. Camide bir kusur yoktur. Ben öyle kardeşler bilirim ki, başkasının nöbetini ben tutuvereyim diye isteyerek alıyorlardı. Enayi mi? Değil. Nöbet tutmanın sevabı çok olduğundan yapıyor. Ben bir kardeşimizi hatırlıyorum. Kıbrıs'a giderken mektup yazmış. Birçok kimsenin özleyip de elde edemediği bir kısmet benim elime geçti. Şehit olmaya gidiyorum diyor mektubunda. Ben öyle şehit olacağım. Arkamdan çocuklarıma şöyle bakın, hanımıma böyle bakın diye vasiyet ederek gidiyor. Yani asker ocağı mübarek bir ocaktır. Allah askerlerimizi ıslah etsin. Komutanlarımızı ıslah etsin. Efendim yanlış yolda olanlarımızı ıslah etsin. İmanında kusur olanları hidayet eylesin. Yanlış yolda olanları doğru yola çeksin. Ocak güzeldir. Ama komutanın birisi efendim şöyle kötüymüş, dinsizmiş, küfürbazmış, ayyaşmış, zinacıymış, kumarbazmış bilmem. Şahsen o kendisi her yerde var. Mektepte de var. Üniversitede de var. Piyasada da var. Devlet dairelerinde de var. Mahallede de var. Hatta ailelerde bile var. Öyle aileler oluyor ki beş parmağımın beşi bir olmuyor. Birisi öyle, birisi öyle olabiliyor. Çok dua edeceğiz. Cahillik yaygınlaştı. Küfür evlerin içine girdi. İnsanların kalplerine bile zarar verecek hale geldi. Çok çalışacağız. Efendim
Gözümüzü açacağız, eğriye eğri, doğruya doğru. Tabii kötü insana da yağ çekmek, taviz vermek İslam'da yoktur. Doğruyu söylemek her yerde lazım geliyor. Hatalı gördüğümüz şeyleri söyleyeceğiz. Şeyler de dokunulmaz değildir. Efendim, asker veya memur veya müdür veya efendim bakan veya reis-i cumhur veya başkası. Onlara da ümmet-i Muhammed'in nasihat etmesi lazım. Hakkı söylemesi lazım. Mektup yazması lazım. Akrabasıysa ziyaret etmesi lazım. Bak bu hususta gerçekler şudur demesi lazım. Şimdi bizim kardeşlerimiz bir şehirde güzel bir sergi açmışlar, Müslüman mütedeyyin kardeşlerimiz. Karşı taraftan bir grup gelmiş, onların aleyhine bir sürü bağırmış, çağırmış. Cahil. Yaygın cahillik var. Efendim, kendilerini doğru yolda sanıyorlar. Halbuki asıl yanlış yolda olanlar kendileri. Başörtü diye kızıyorlar. Halbuki baş açmak günah. Yani böyle şeyler var, yanlışlıklar var. Tabii yanlışı bile bile desteklemek de İslam'da yoktur. Hakkı dobra dobra söylemek lazım. Cahillik yaygın olduğundan cahillere de efendim gerçekleri güzel güzel yumuşak yumuşak tebliğ etmek gerekiyor. Bir alim, ikinci soruya geçtik. Bir alim zaman tarikat zamanı değil belki hakikat zamanıdır diyormuş. Ama günümüzde birçoklarımız tarikat ehli olmuşlar. Kendilerinden başkasını da Müslüman görmeyenler mevcut. Kılık kıyafetle mi, sakal bıyıkla mı bu din kaimdir ki sakalsıza selam bile vermiyorlar. Şimdi bu zaman tarikat zamanı değil diyen kişiyi ben tanıyorum. Bildiğim bir kimse. Mübarek bir zattı. Allah rahmet eylesin. Bizim hocamıza, bizim hocamız Mehmet Said hocamız şeyde Zeyrek Camii'nde imamken gelmiş. Hocamız rahmetullahi aleyh bizzat kendisi anlattı. Ben demiş Nakşibendi Evrad-ı Şerifesini okuyorum. Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerine muhabbetim vardır. Hocamdır, üstadımdır demiş. Yani kendisi hem zikir ve evradı okuduğunu hem de tarikat büyüklerinden bazı meşhur, çok meşhur olan alimlere bağlılığının, sevgisinin olduğunu söylemiş. Samsun'da bir efendim Mustafa Efendi diye bir kardeşimiz var. Kendisinin de efendim intisaplı olduğunu, yani bu alimin intisaplı olduğunu söylemişti. Şimdi zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanı sözü, tarikat zaten hakikate götüren bir yoldur. Yani tarikat zaten sonunda marifetullah'a erdirir, hakikate ulaştırır insanı. O bakımdan arasında bir fark yoktur. Fakat tarikat erbabı bu zamanda tabii gerçek mutasavvıflar, gerçek alimler, nerede Yunus Emre, nerede Mevlana Celaleddin Rumi, nerede Eşrefoğlu Rumi, nerede Hacı Bayram-ı Veli, nerede İbrahim Hakkı Erzurumi, onlar alim kimselerdi, abid kimselerdi, fazıl kimselerdi, kamil kimselerdi. Bu devirde de vardır. Ama bu devirde de, o devirde de, o seviyede olmayan insanlar da vardır. Yalnız her ne olursa olsun insanın nefsini terbiye etmesi Kur'an'da emrediliyor. Onun için mecbur. Marifetullah'ı öğrenmesi dinimizin emridir. Kur'an'ın, imanın asıl şartıdır. İhsan makamına uğraşmak, ulaşmak en önemli şeydir. O bakımdan hiçbir zaman insanlar nefis terbiyesinden, marifetullah'ı tahsil etmekten, güzel ahlakı elde etmekten, tasfiye-i batından, tezkiye-i nefisten ve tehzib-i ahlaktan uzak olamayacaklarından her zaman için, herkes için bu şeyler lazımdır. Binaenaleyh öyle bir ayırıma lüzum yok. Ama alimler çeşit çeşit usullerle İslam'a hizmet etmeyi denemişler. Kimisi efendim şu metotla hizmet edelim, bu daha önemli demiş. Kimisi hayır şu metotla hizmet edelim, şu daha iyidir demiş. Ben o metotları biliyorum. Eskiden de böyle çeşitleri vardı. Bu zamanda da halkımız İslam'a girsin diye çeşit çeşit metotlar uygulanmıştır. Herkes kendi metodunu uygulamış, talebelerini yetiştirmiştir. Talebeleri içinden iyi kimseler çıkmışlardır. Güzel hizmetler olmuştur. Fikir farkları olabiliyor. Ama nefis terbiyesi mutlaka her zaman lazım.
Şeye gelince, efendim günümüzde birçokları tarikat ehli olmuşlar ama kendilerinden başkasını Müslüman görmüyor. Bu doğru değil. Yani iyi bir şey değil o kendisinden başkasını Müslüman görmemek. Doğru bir şey değil. Hatta iyi Müslümanlık kendisini en aşağı aciz naçiz bilip karşısındakine hüsnü zan etmeyi gerektirir. İyi Müslümanlık budur. Öyle bir kimse varsa bu bütün erbabı tarikatın hali değildir. Cahil bir iki kişinin halidir. Erbabı tarikat mütevazi insanlardır. Yunus Emre'yi biliyorsunuz. Ne diyor? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek diyor. Gönülsüz ne demek? Mütevazı. Onlar yani gerçekleri bu durumda değildir. Kötü misalleri bahis konusu etmeyelim. Her yerde kötü misal vardır. Kötü misalleri bahis konusu edersek iş bitmez. Camideki kötü misalleri ele alıp onu anlatacağımıza, vay falanca adam şöyle, filanca adam böyle, filanca cemaatten filanca şöyle yapmış, falanca böyle yapmış diyecek yerde güzel şeyleri anlatalım, teşvik edelim. Camiye gölge düşürmeyelim. Mesela camide birisi diyor ki, niye camiye gelmiyorsunuz? Camide pabuç çalınıyor, ondan gelmiyorum. Ya pabucu çalınan camideki cemaat, yani hırsız caminin cemaatinden değil ki, hem cemaatin pabucu çalınıyor hem de camiye iftira alıyor. Bunlar doğru değil. Yani güzel şeyleri söyleyerek oyuna gelmeyelim. Camiyle hırsızlık şeyini yan yana getirmeyelim. Nasıl o dedim ya, hani papayı el öperken, bir çocuk öperken resmini çekiyor. Bu bir taktiktir diye. Kötü şeyleri şey yapmayalım. Şey güzeldir. Nefsi terbiye etmek güzel şeydir. Allah'ı zikretmek çok sevaplı bir şeydir. Bunları kötü imajlarla yan yana getirmek, böyle düşünmek insanın kendisinin de zihninde bir kusurdur. Yani böyle olmak doğru değil. O bakımdan bu tarzda düşünmesi uygun değil. Bu kardeşimizin de böyle düşünmesi uygun değil. Şeyin de, bu misallerdeki kişilerin de kendisini tam Müslüman sanıp başkasına selam vermemesi, o da uygun değil. Bu kardeşimizin bakış açısı da tenkide uğranacak bir tarzda. Hem birincide hem ikinci sorusunda kendisinde bir şeylik var. Kılık kıyafetle mi, sakal bıyıkla mı bu din kaimdir ki sakalsıza selam bile vermiyorlar? Sakalsıza da selam verilir, bildiğine de selam verilir, bilmediğine de selam verilir. İslam kılık ve kıyafetle değildir. Hatta tasavvuf erbabından birisinin güzel bir şiiri var. Dervişlik olaydı taç ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Yani bu sarıkla cübbeyle olacak bir şey değildir, gönül terbiyesiyle olacak diye onlar da söylemişler bu kardeşimiz gibi. Esas olan şekil değildir, özdür. O bakımdan kimseyi hor görmemek esastır. Demek ki bu kardeşimiz bazı cahil kimselerle karşılaşmış, onlara kızmış, öyle anlaşılıyor. Onları tenkit ediyor. Tenkitleri haklı, tenkit ettiği kimseler kusurlu. Fakat kendisi de hep menfi şeyleri dile getirmek dolayısıyla yani yanlış bir şeyde. Bu soruyu soran kardeşimiz de kendisine dikkat etsin. 3. İmansızlık ve de hayasızlık almış yürümüş kişiler zikirle vakit geçiriyorlar. Hani emri bil maruf, bilmiyorsan malınla canınla neden bu yolda fedakarlıkta bulunmazsın diye şey yapıyor. Şimdi imansızlık ve hayasızlık almış yürümüşse efendim tabii onunla emri maruf yapılacak, nehy-i münker yapılacak, bir mücadele gerekiyor. Yalnız emri maruf, nehy-i münker yapmak için kadro lazım. Kadronun da emr-i maruf, nehy-i münkerin de şartı vardır. Açın mesela şeyi, Tenbihül Gafil'in kitabını. Kimler emr-i maruf yapabilir, nehy-i münker yapabilir diye. Cahil emr-i maruf, nehy-i münker yaparsa, kaş yapayım derken göz çıkartır, gönül yıkar, insanları küstürür. Onun için emr-i maruf, nehy-i münkerin bir takım şartları vardır. O şartlara sahip olmadan insan emr-i maruf yapamaz. O zaman kaçırtır. Herkesi küstürtür, darıltır. Nitekim kendisi de misal vermiş. Bak, bazı kimselerin tavırlarından rahatsız olmuş. Demek ki ham oldu mu insan faydalı olamıyor. Binaenaleyh olgunlaşmak esastır. Şeyin dinimizin esası budur. İnsan olgunlaşacak. Olgunlaşma da bir olgunluk eğitiminden geçerek olur. Binaenaleyh o olgunluk eğitiminin bir parçası olan zikri de küçük görmek yanlıştır. İnsan bir müddet zikirle meşgul olur, halvetlere girer, efendim kemalatı elde eder, ondan sonra öbür tarafta mürşid-i kamil olur. Eşrefoğlu Rumi buradan kalkmış, ta
Hama şehrine gitmiş, Suriye'ye. Orada Saadettin-i Hamevi Hazretlerinden 3 erbain çıkartmış. Yani 40'ar gün, 120 gün, 3 ay tenhalarda şey yapmış, ama ondan sonra Eşrefoğlu Rumi olmuş. Büyük alim olmuş, büyük şeyh olmuş, büyük evliyadan olmuş. Demek ki bir olgunluk şeyi takip etmeden olmaz. Ayrıca zikrullahı Allah emrediyor. Allah'ın emrettiği bir fiili küçük görmek doğru değildir. Allah'ın ismini zikredin, çok zikredin diye emrediyor. Kusur Allah'ı zikretmesinde değildir. Müslümanların vazifeleri çoktur. Çok vazifelerden bir tanesini yapar da ötekileri yapmazsa insan zaten kusurlu olur. Mesela namaz. Bir adam namaz kılsa, bir vazife namaz. Oruç tutmasa, zekat vermese, hacca gitmese, bu adamı methedebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü Müslümanların vazifeleri çok. Namaz da kılacak, oruç da tutacak, hacca da gidecek, zikirle de meşgul olacak, her şeyi yapacak. Tüm vazifeleri yapacak. Yarım yaparsa yarım insan olur diye. Onun için bir kimse zikirle vakit geçiriyor da ötekini yapmıyor gibi bir tenkit, iyi bir tenkit değil yani. Zaten bu zikirle meşgul olan insanların çoğu emir-i marufu yapıyor, nehy-i münkeri yapıyor efendim ve İslam'a hizmeti yapıyor ve parasını verip de hayra hasenatı yapan ekseriya bunlardır. Bir envanter çıkartın, inceleyin, ekseriya olgun Müslümanlar zikirle meşgul olanlardır, haberiniz olsun. Hacca gidenler, hayır yapanlar, efendim cihad edenler, Allah yolunda malını verenler hep onlardır. Biz de erbab-ı zikiriz elhamdülillah. Emir maruf da yapıyoruz, nehy-i münker de yapıyoruz. Yani müşahhas bir misal olsun diye kendimizi de ortaya koyalım da mesele iyice anlaşılsın. 4. Kardeşimiz bir de iltifat eylemiş. Diyor ki, cami cemaatine gel kardeşim, şurada Esat Hoca var, gidelim dinleyelim bakalım neler öğreniriz diyorum. İşim var, gelemem. Bizim din adamlarımıza ne olmuş? Cami var, TRT var, okuyorlar, mevlid okuyorlar, dualar ediyorum diyor. 163. madde kalkmasın, Ayasofya açılmasın diyor. Ortalık bunlarla dolu. Yani yaygın bir cehaletle dolu devirlerin sonunda tabii tarla ekilmezse, sürülmezse, ayıklanmazsa diken doldu. Uzun zamanlar din eğitimi yapılmadı. Efendim mektepler açıldı. Şimdi ilim irfan erbabı yavaş yavaş yetişmeye başladı. Yani şey efendim, bizim din adamlarımıza ne olmuş dediği o söyleyen kimsenin, biz de o din adamlarındanız. Onları da biz yetiştirdik. Ben İlahiyat Fakültesi'nde profesörüm. TRT'yi idare eden şahıslardan çoğu da benim talebemdir. Diyanetin başındaki adam da bugün benim talebemdir. Geçtiğimiz Diyanet İşleri Reislerinden 2 tanesi, 3 tanesi de efendim kaderin sevkiyle bizim önümüzden geçti, imtihan ettik, talebemiz oldu. Yani çoğu talebemizdir. Demek ki bizim din adamları dediği aslında benim, bizim din adamlarımız. Yani ayrım yapmasına lüzum yok. Böyle iki türlü, üç türlü ayrım yapmasına lüzum yok. TRT'de bir din eğitimi var ama yeterli değil. Yani insan sabahleyin kahvaltı ettim diye öğle yemeğinden geri kalıyor mu? İkindi yemeğinden geri, akşam yemeğinden geri kalıyor mu? Kalmıyor. Binaenaleyh TRT'de 5 dakikalık dini konuşma var haftada bir, yetmez. Camideki konuşmalar yetmez. İmam Hatip okulları yetmez. Bu din eğitimi, din öğretimi uzun iştir. Hayat boyu devam eden bir iştir. Bu eğitimle insanlar yoğrulacak, iyi insan olacak. Öyle küçücük dozajlarla, azıcık koklamalarla, kokusunu uzaktan koklattırmakla insan şey olmaz. Yani o bakımdan çok çalışılması gerekiyor. Yeterli değil. O kardeşimizin camiye gelmesi lazım. Efendim, TRT'yi de dinlesin. Efendim, evinde de çalışsın. Ayrıca onlar da yetmez. İlmini arttırmak için efendim başka kurslara da gitsin. Efendim, Arapça da öğrensin. Tefsir kitapları da okusun, hadis kitapları da okusun ki epeyce yani şey olduğu anlaşılıyor. 163'ün kalkması hepimizin arzusudur. Çünkü efendim dinin ahkamını uygulansın diye söylemek suç terakki ediliyor. Bunun için cemiyet kurmak suç terakki ediliyor. Yani Müslümanın kafa yapısına ters.
Onun için tabii bu bir antidemokratik durumdur, vicdan hürriyetine karşıdır diye çeşitli konuşmalar yapılıyor. Kaldırmasını temenni ediyoruz. Yani camide insan bir hoca efendi hutbede faiz haramdır dedi diye hapsi boylayabiliyor. Faizin haram olduğunu Kur'an-ı Kerim söylemiş. Efendim bilmem şu yasaktır İslam'da, içki içilmez, devlet içki üretmesin dediği zaman vay sen devletin müesses kurulu nizamını dini esaslara uydurmaya çalışıyorsun diye hapse gidiyor. Bu bir haksızlık oluyor. Çünkü Kur'an söylemiş, ben söylememişim ki. Kur'an'ın sözünü nakleden hoca hapse gidiyor diye. Bu bir haksızlıktır diye kaldırılmasını istiyor. Binaenaleyh onun kaldırılmasını isteyecek. Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet'in cami yaptığı bir müessesedir. Camidir. Vakfederken efendim burası cami olarak kullanılsın diye emretmiş. Onun vakfiyesine uymamak günahtır. Uyulması lazım. Yani ben malımı, mülkümü tahsis edeceğim. Ondan sonra ben öldükten sonra da bu mallar şu hayırda kullanılsın diyeceğim. Kullanılmayacak. Günahtır bu. Vakfeden kimsenin şartına uymamak günahtır. Onun için biz hepsini istiyoruz. Yani istemek de mi yasak? Efendim güzel şeyleri temenni etmek de mi yasak? Zulüm kalksın, haksızlık kalksın, kanunlar daha adil olsun demek de mi yasak? Bu zaten gazetelerde denilip duruyor. Demek ki o kardeşimiz çok cahilmiş. Demek ki TRT'den haftada 5 dakikalık öğrendiği dini bilgi doğru düzgün dini bir vicdanının oluşmasına bile yetmemiş olduğu anlaşılıyor. Çok daha şeylere muhtaç olduğu o kardeşimizin anlaşılıyor. Allah ıslah etsin. Yaygın, bu durumlar yaygın ama çok güzel gelişmeler de var. Sizler de bizler de çok söyleyip çalıştıkça, gayret ettikçe düzelecek inşallah. Kocası 3 yıldır kaybolan, kendisine bakılamayan bir kadın mahkeme kararıyla boşansa boş olur mu? Olmaz. Bizim Hanefi fıkhında 100 seneden fazladır bekleme müddeti. Yani yok demektir. Çünkü 3 sene Almanya'ya gitmiştir, Avustralya'ya gitmiştir, 4. sene kalkar gelir adam. Veya gelsin veya gelmesin, neyse şey yapamaz. Gaip yani kaybolmuş olan insanın bekleme müddeti çok uzun yıldır. Onun için şey yapmaz, şer'an doğru olan bir durum değildir. Şeyi okusun, eski İstanbul müftüsü Fikri Yavuz'un efendim muamelatlı İslam fıkhı ve hukuki kitabında bahis vardır. Bir kardeşimiz benim özel işimle ilgilenmiş, esef etmiş. Niçin genç yaşta emekli oldunuz? Hocalıkta daha yararlı değil miydiniz? Diye soruyor. Ben üniversitede profesördüm. Niye emekli oldum diye. Esef ediyor yani. Orada çalışsaydın ya diye. Şimdi ben üniversitede çalıştığım zaman 200 tane talebeye ders veriyordum. Ama şimdi haftanın her günü bir başka şehre gidiyorum. Efendim orada 3000 kişiye 5000 kişiye ders veriyorum. 4 tane dergi çıkartıyorum. İnşallah yani devam eder, daha da artar. Onları pek çok kimse okuyor. Kitaplar çıkıyor. Başka çalışmalar oluyor. Yani serbest olmak mecburiyetindeydim. Yurt dışına gittim. Almanya'dan çağırıyorlar işçi kardeşlerimiz. Avustralya'dan çağırıyorlar. Üniversitedeyken gidilmiyor. Hacca gideceksin, gidemiyorsun. Efendim yurt dışında hizmet yapacaksın. Her yerden çağırıyorlar. Efendim oralara gitme imkanımız oluyor. O bakımdan emekli oldum. Çok memnunum. Hürriyetimi elde ettim. Rahat rahat daha güzel hizmet ediyorum. Zaman zaman radyodan, televizyondan, yayınlarda olabilir yani. O bakımdan hürriyetimi elde ettim. İyi oldu. Bir kardeşimiz İslam bankacılığı caiz midir? Kar payı dağıtıyoruz diyen banka yetkililerine İslam'ın hükmü nedir? Bu bankalardan kredi alınır mı? Şimdi şeyde kar payı dağıtan insanlarla kar ortaklığı yapılabilir. Faiz haramdır. Kar ve zarara iştirak normaldir. Efendim o bakımdan o muamelelerin bir mahsuru yoktur. Kurulan müesseseler de kanuni ve şey müesseseler. Nihayet şeyler bitti, sorulan soruların cevaplarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel konular sormuşlar. Onların da cevaplarını verince herhalde faydalı oldu. Efendim, güzel dertlere temas ettikleri için Allah razı olsun. Şimdi benim burada İzmit şehrinde
konuşma yapmam tabii sizin arzunuza bağlı, bir de yetkililerin şeyine bağlıdır. Efendim, mevzuata bağlıdır. Benim başka yerlerde müftülüklerden resmi yazılı izinli efendim ilgili mevzuatın 34. maddesine göre konuşma hakkım vardır. Üniversite hocası olmam dolayısıyla da bizim üniversite kanununda böyle bize verilmiş haklar ve selahiyetler vardır. Binaenaleyh benim normal olarak herhangi bir yerde, tabii müftiye haber vererek izinsiz olmamak şartıyla, onun da bilgisi dairesinde konuşma yapmam hem üniversite kanunu mevzuatına uygundur, hem Diyanet kanunu mevzuatına ve yönetmeliklerine uygundur. Zaten bu şekilde muhtelif şehirlerde konuşmalar yapıyorum ben. Eğer burada da bir uygun şey bulunur da devam ederse 15 günde bir gelebileceğim buradaki şeylere. Efendim bir atlama ile, yani her ayın birinci cumartesi günü ve üçüncü cumartesi günü gelebileceğim. Yer olarak da yani burası da olabilir. Bir de Zincirlikuyu Camii diye bir cami varmış. Oraya da bir bakacağız. Efendim orası da olabilir. Bütün bunların hepsi şeye bağlı. Yani Müftü Efendi ile kesin konuşmaları yapıp efendim mevzuatın tamamlanmasından sonra olacak bir şey. Ben daha fazla bir şey bilmiyorum ve söyleyemem. Eğer mevzuatı kardeşlerimiz sizler tekemmül ettirirseniz haftada iki gün, ayda iki hafta gelebileceğim. Ben gelebilirim. Tekemmül ettiremezseniz artık o da size ait bir şeydir. Yani benimle ilgili bir şey değil. Çalışın, bana bildirin. Ben de söylediğiniz zamanlarda geleyim. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretiniz mamur olsun. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha.